Bu dersimizde alçak gerilim sayaç ve panolarını inceleyeceğiz. Öncelikle ana dağıtım panosundan başlayalım. Ana dağıtım tablosu bir tesiste tüketilen elektrik enerjisinin miktarının belirlenmesi ve ücretinin ödenebilmesi için elektrik sayaçları kullanılır. Tesise şebekeden gelen enerji girişinin yapıldığı, tesisteki değişik bölümlere dağıtımın yapıldığı, tesisin enerjisinin bir merkezden kontrol edildiği dağıtım tablosu çeşidine ana dağıtım tablosu denir. İçerisinde kullanılan tüm elemanların tesisin çektiği akıma dayanıklı olması gerekmektedir. Tüm binaların girişinde bulunması gereken bir tablodur. Burada ayrıca binanın ortak kullanımı olan merdiven otomatiği, zil ve kapı kilidi otomatı, trafosu gibi elemanlar ve bunların harcadıkları enerjiyi gösteren ortak sayaç panoları da bulunur. Şekilde görüldüğü gibi ana panosunun simgesini görüyorsunuz. Şu ana panonun simgesidir arkadaşlar. Ana panodan yukarıya çıktığımız zaman daire tali panosunu görürüz. Şu görmüş olduğumuzda dairenin tali panosunun simgesidir. Şu gördüğümüz olduğumuz kısım kofranın simgesidir. Şu da TEDAŞ'tan enerjinin geldiğini gösteren işarettir arkadaşlar. Aklımızda şunlar kalsın. Ana pano sembolü ve tali panonun sembolleri aklımızda kalsın. İleride karşılaşacağız. Ana dağıtım sayaç panosunu inceleyecek olursak, özelliklerine, kurulum şartlarına bakacak olursak, elektrik sayaçları projeye uygun olarak yapının ortak kullanımı alanı içerisinde nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava değişiklikleriyle sarsıntı olmayan can ve mal güvenliği açısından güvenli ve işletme ilgililerinin tüketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri bir yerde olmalıdır. Projelerin onaylanmasından sonra uygulama değişikliklerinin zorunlu kıldığı durumlar dışında sayaçların yeri değiştirilmez. Tek aboneli yapılarda elektrik sayacı sayaç tablosu içerisinde abonenin kendi kapısı yanında dışarıya konulacaktır. Ancak iş yerlerinde işletmenin uygun görmesi durumunda sayaç iş yerinin girişine konulabilir. En az 2 adet abonesi olan yapılardaki tüm sayaçlar sayaç tablosu içerisinde toplu halde konulacaktır. En az 10 adet abonesi olan yapılardaki tüm sayaçlar dolap tipi sayaç tablosu içerisine enerji odasına konulmalıdır. 2 ve 9 adet arasında sayaç olan abonesi olan yapılardaki tüm sayaçlar kutu tipi duvarüstü sayaç tablosu içerisinde kat zemininden en az 120 santim yükseklikte itibaren en az 25 santim kalınlığındaki duvar içerisine veya dolap tipi sayaç tablosu içerisinde enerji odasına konulacaktır. Sayaç tabloları elektrik iç tesisler yönetmelik hükümlerine ve yürürlükteki ilgili standartlara uygun olmalıdır. Dolap tipi sayaç tabloları tek parça halinde yapılabileceği gibi modüler sistemde de yapılabilirler. Modüler tablolar aynı özellik ve yapıda olanlar birbirleriyle değiştirilebilir ve gerektiğinde her iki yönde de tablo ilavesi, modül ilavesi yapılarak genişletilebilir. İşletme tablo bölmelerinde kilit kullanılmasına uygun görmesi durumunda anahtarı o işletmedeki tüm sayaç bölmelerini açacak şekilde standart tek tip olacak ve anahtar sadece işletmedeki ilgililerde bulunacaktır. Sayaç tablo bölmeleri, sayaç ve anahtarlama elemanlarının pencereleri açılmış, mühürlenebilir göğüs sacı ile kapatılacaktır. Duvar üstü sayaç tablolarına ayrıca kapak tesis edilecektir. Zayıf akım dağıtım kutularının enerji odasına veya sayaç tablosu yakınına konulması durumunda kutular sayaç tablosuna hiçbir şekilde dokunmayacak ve yeterli yükseklikte uygun bir yere konulacaktır. Özellikle zayıf akım kutuları, telefon haberleşme kutuları, TV yayın kutuları sayaç panolarına kesinlikle dokunmayacaktır. Dükkan, bir odalı büro, pasaj ve benzeri iş yerlerinde işletmenin uygun görmesi durumunda sayaçlar konutun içerisinde ilk girişe konulabilir. Uygulamada çok katlı binalarda sayaçlar enerji girişinin yapıldığı kata yani zemin kata sayaç panoları içerisine konulmaktadır. Tozlu yerler ya da açığa konulması zorunlu olan sayaçlar galvanizli sayaçtan yapılan ve kilitli bir dolap içerisine yerleştirilebilir. Şemsiyeli
Şantiyelerde genellikle bu durum oluşur. Şantiye panolarında bu şekildedir. Müşterek tablo sayacı genel sayaçların yanında bulunacaktır. Müşterek sayacı binada ortak kullanılan asansör, merdiven otomatiği, zil, kapı otomatiği, kalorifer dairesi elektriği gibi linyeler, ortak linyeler bağlanacaktır. Şimdi de kat dağıtım panolarını inceleyelim. Kat tali dağıtım panosu, sayaç tablosunun katlardaki dairelere dağıtılmış tablo tipidir ve daireye özgüdür. Bu tablolar daireler dışında koridor, bodrum gibi yerler içinde kullanılabilir. Konutlarda ve iş yerlerinde aydınlatma ve elektrikle çalışan cihazların kullanılması için yapılan tesisin dağıtım tablolarına kat dağıtım tabloları denir. Ayrıca aydınlatma dağıtım tabloları da denilmektedir. Şekilde bir daire içindeki arkadaşlar kat dağıtım tablosunu görüyorsunuz. Şurada da açık şema projesini görüyorsunuz. Kat dağıtım tabloları sıva üstünde ve sıva altında kullanılacak şekilde yapılır. Tablo gövdesi ve kapağının yapımında DKP saç, sert plastik ve cam elyaflı polyester kullanılabilir. Tablo ölçüleri sigorta sayısına ve sigorta sırasına göre değişir. Kullanım yerinin özelliğine göre örtü, perde saçlı, taban saçlı olarak da yapılabilir. Kat dağıtım tablolarının yapımında projelerdeki tablo yükleme cetvellerindeki bilgilerden yararlanılarak sigorta sayısı ve akım değeri belirlenir. Sigorta akım değerlerine göre de şalter, kaçak akım, koruma rölesi ve sayaç akım değerleri de belirlenebilir. Tablolarda enerji giriş ve çıkışında yük akışına göre önce sigorta sonra şalter konulmalıdır. Dağıtım tablosu daire girişindeki antreye veya daire giriş kapısı yakınına konulmalıdır. Dağıtım tabloları iş yerindeki iç tesisatın merkezi bir yerine ve enerji girişine dikkate alınarak monte edilir. Tabloların üst kenarının yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Aydınlatma tesislerindeki linye sigortaları zil devreleri için 6 amper, aydınlatma için 10 amper, priz linyeler için ise 16 amper minimum sigorta değeri olmalıdır. Bu tesisler tali dağıtım tablosunda yani linye sigortalarının bulunduğu tabloda ana sigorta kullanma şartı kaldırılmıştır. Fakat uygun akımlı kaçak akım koruma rölesi kullanma şartı getirilmiştir. Yani kaçak akım koruma rölesi kullanmak arkadaşlar yönetmelik olarak artık mecburidir. Ayrıca ana panonun içine veya dışına eş potansiyel barasının tesis edildiği ve bu bara ile ana panonun topraklama barasının birleştiği görülmelidir. Potansiyel dengeleme barasına ana panonun toprak barası ne yapmalıdır? Bağlantılanmalıdır. Dağıtım tablolarındaki aygıtlara etiket takılmalı, klamef ve iletkenlere etiket ve numaraları verilmelidir. 60 ampere kadar akım çeken tablolar barasız, 60 amperden daha fazla akım çeken tablolar baralı tipte olmalıdır. Tozlu ya da nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalıdır. Genel bir kural olarak büyüklüğü 0,5 metrekareye kadar olan panolar 1 milimetrekare saçtan yapılır. Daha büyük panolar 0,5 metrekareden büyük panolarsa 2 milimetre kalınlığında saçtan yapılır. Panoda şema cebi olmalı ve buraya panonun teker şeması konulmalıdır. Sayaç panoları elektrik iç tesis yönetmelik hükümlerine ve yürürlükteki ilgili standartlara uygun olmalıdır. İletken kesitlerinin akım tüketilen yerlere doğru küçüldüğü noktalara sigorta konulmalıdır. Önceki sigorta küçük kesiti de koruyorsa ayrıca ikinci bir sigorta konulması gerekmez. Sigortalar ve otomatik sigortalar korunacak hattının başına konulmalıdır. Şebekeden sigortaya gelen faz iletkeni her zaman sigorta gövdesinin alt kontağına bağlanmalıdır. Sigortalı anahtarlar açıldıktan sonra sigorta elemanı gerilim altında kalmamalıdır. Priz devreleri genel olarak aydınlatma devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda bir ya da en fazla iki priz aydınlatma devresine bağlanabilir. Aynı işlem tablolardan her birinde en fazla 2 priz bulunduğunda da
uygulanabilir. Aydınlatma sortileri için 1,5 mm² aydınlatma linyeleri için ise en az 2,5 mm² kesti bakır iletken kullanılacaktır. Sortilerde 1,5 aydınlatma için, linyelerde de 2,5'luk iletken kullanılacaktır. Ana panolardaki kaçak akım açma eşiği 300 mA olan gecikmeli tip kaçak akım koruma röleleri kullanılacaktır. Dairelerde kullanılacak olan ise arkadaşlar 30 mA kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Bu ana panodaki, bina ana panosundaki kaçak akım. Bu da dairedeki kaçak akım. Toplam akımı 125 amperden fazla olması halinde, ana panodan çekilen toplam akım 125 amperden fazla olması halinde toroid bobinli kaçak akım koruma sistemi kullanılmalıdır. Kaçak akım koruma röleleri 125 amperden yukarı değerde üretilmez arkadaşlar. O yüzden 125 amperden fazla akım çeken yerlerde toroid korumalı kaçak akım sistemi kullanılmalıdır. Son olarak iç yıldırımlık AG parafudura değinelim. Alçak gerilim tesislerinin aşırı gerilim darbesine maruz kalması halinde aşırı gerilimi sönümlendirir. Böylece sistemin zarar görmesini engeller parafudurlar. Yıldırımdan başka bazı anahtarlama elemanları ve harmonikler de ani gerilim dalgalanmasına neden olabilirler. Komple bir iç yıldırımlık tesisi 3 kademeden oluşur. Her kademe darbe gerilimini 1 derece azaltarak neticede sistem için zararsız hale getirilir. Sistem için gerilim pikleri, gerilim darbeleri, dış yıldırım darbeleri arkadaşlar sistemimizdeki elektronik cihazlara özellikle zarar verebilir. Bunun için arkadaşlar parafudur tiplerini kullanmamız gerekiyor. Uygun bir parafudur tesisatı panolarımızda olması gerekiyor. Parafudurların montajının yapılmış olması gerekiyor.